Merhaba arkadaşlar, böyle hafif yağmurun çiselediği bir İzmir gününden hepinize merhabalar diyorum. Bugün sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz uygun fiyatlı oyuncu kulaklığı olan Inca'nın IGK X10 adlı modeline bakacağız. Şimdi arkadaşlar dışarı çıktık çünkü ofis henüz hazır değil, bildiğiniz gibi. Ofis hazırlanınca içeride videolarımız gelecek. O nedenle bu ürün inceleme videomuzda dışarıda olacağız. Her şeyden önce arkadaşlar, hani bir kulaklığı bir videoda anlatmak oldukça zor. Çünkü ne olursa olsun sizin finalde bunu böyle kulağınıza takıp denemeniz gerekiyor. Yani mantıken de bu iş böyle bir şey. Bu arada yağmur da çok arttı. Bu konuda bir çözüm bulmamız gerekiyor galiba. Neyse biz devam edelim arkadaşlar çekime. Hello darkness my old friend. Fakat ben yine de arkadaşlar hani elinden geldiğince ürünün öne çıkan özelliklerini, nerede nasıl kullanabileceğinize dair bir inceleme videosu sizlere hazırlamaya çalıştım diyorum ve videoma başlıyorum. Şimdi bir oyuncu ekipmanından bahsettiğimiz için kulaklığımızın öne çıkan belli başlı özellikleri var bu bağlamda. Mesela bunlardan bir tanesi sanal 7.1 surround ses sürücüsüne sahip olması. Bu ne demek? Şimdi ses kasılan oyunlar var. Bunu biliyorsunuz. İşte CSGO olabilir, Valorant olabilir, PUBG olabilir falan filan. İşte bu tarz oyunlarda içerisinde bulunan sanal sürücülere ses göndererek, yani sen mesela adam solundan mı geliyor, sol arkandan mı geliyor, sağ çaprazından mı geliyor gibi muhabbetleri 7.1 özelliği olan kulaklıklarda anlayabiliyorsun. Çünkü toplamda kulaklıkta 8 adet kanal var arkadaşlar. Bu kanallar seslerin dağıtımına yarıyor. Yani ya da atıyorum ses size geldiği yönden gelen kanalı da aktif edebilir kulaklık. Ya olayı bu kabaca. Şöyle tasarımdan devam edelim. Böyle ışıklı mışıklı ekipmanlara hevesiniz varsa ben söyleyeyim, sizi bayağı mutlu eder. Çünkü ışık anlamında hiçbir eksiği yok. Hani ne bileyim, mikrofon ucunda şu beyaz nokta dahil olmak üzere kulaklığın her tarafında bir RGB ışıklandırma söz konusu. Bu ışıklandırmaları da arkadaşlar yine kablonun üzerinde bulunan, kabloya dahili bir şekilde bulunan şu kumanda üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Ek olarak değerli arkadaşlar, bu kumanda üzerinden hani sesi kısıp açabiliyorsunuz, ışıkları kapatıp açabiliyorsunuz, mikrofonu kapatabiliyorsunuz vesaire vesaire gibi fonksiyonlar da mevcut. Ama dediğim gibi en genel anlamda ışıklı mışıklı ekipmanları seviyorsanız bu kulaklık sizi üzmeyecektir. Tasarımdan devam edelim arkadaşlar. Yani artık standartlaşmış şeyler var. İşte şurada bir tane böyle bir metali var. Onun altında kafa bandı var falan filan. Bence burada önemli olan durum şu. Arkadaşlar şimdi bu kulaklık petleri, özellikle suni deri kullanılan kulaklık petleri uzun kullanımda kulakta terleme yaptığı için yaklaşık 1 yıl gibi bir sürede yıpranmaya başlar. Bu hani Inca'nın bu kulaklığına özel bir durum değil. Hani gidip en baboş kulaklığı da alsanız, eğer üzerindeki deri suni deri ise uzun kullanımlarda ve sıcak ortamlarda vesaire vesaire terleme yapacak. Fakat Inca tarafı da bunu hesaba katmış olacak ki normalde piyasadan da bulabilirsiniz tabii ki de. Fakat kutunun içerisinden 2 tane yedek pet çıkıyor. Bu şu anlamı geliyor. Hani 1 yıl, 1,5 yıl sonra bu petlerde aşınma olduğu zaman yeni petleri kulaklığınıza takarak ürünün tekrar ilk görünümüne kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Tabii sağına soluna bir şey yapmazsanız. Kablodan devam edelim. Kablo uzunluğumuz 2.1 metre. Bu da bana soracak olursanız gayet yeterli. Hatta belki bazı insanlara uzun bile gelebilir. Bir diğer öne çıkan özellik de hani hem bu oyuncu ekipmanı anlamında öne çıkan bir özellik hem de farklılaştırıcı bir özellik. Diyelim vuruldunuz ya, kulaklığın içerisinde bir titreşim motoru var, bu titriyor. Aynı şey müzik dinlerken de geçerli. Yani dinlediğiniz müzikte yoğun bir bas kullanımı varsa ya, yine kulaklığın titreşim motoru titriyor. Ya bu iyi bir özellik mi? Yani bu tartışılır arkadaşlar. Yani çok uzun süre kullandığınız zaman bana soracak olursanız rahatsız eder. Fakat en azından eğlencesine ya da böyle işte farklı oyunlarda, keyfini oynadığınız oyunlarda kullanılabilir. Ha, siz bu özelliği sevmezsiniz, tabii ki de titreşim motorunu kapatabiliyorsunuz. Gelelim frekans aralığına arkadaşlar. Arkadaşlar 20 Hz ile 15 kHz arasındaki sesleri duyabiliyorsunuz. Mikrofon hassasiyeti ise -42 ile 3 desibel arasında bir değere sahip. İçeriğinde bir adet aktif gürültü önleyici bulunuyor. Bilgisayar donanımı ısındıkça performanslı oynadığınız oyuna göre daha fazla ses çıkarmaya başlar. Gürültü önleyici özelliği sayesinde bu seslere bir karşı frekans göndererek bunları absorbe edebiliyor. Bir durum daha var. Gelen gürültünün sizden mi, donanımdan mı, tıkladığınız mouse'tan mı geldiğini ayırt ederek o bölümleri kapatabiliyor. Gelin mikrofon onu bir deneyelim bakalım, bir kayıt alalım, ortaya nasıl bir şey çıkacak. Merhaba arkadaşlar, şu anda sesimi kulaklıktan duymaktasınız. Aha da bu kulaklığın sesi aynen böyle çalışıyor. Biraz size uzun bir şeyler anlatmak istiyorum. Ne bileyim, bir oyunda olduğumuzu varsayalım. Solda, solda, sağda lan! Kulaklıklılardan özür dilerim.
Mikrofonumuzu test ettiğimize göre kulaklığımızın sürücülerin 50 mm olduğunda ekleyeyim. Şimdi arkadaşlar, bunlar çok önemli ayrıntılar mı? Vallahi bana soracak olursanız, fiyatını hesaba katacak olursak önemli ayrıntılar. Hani haklısınız, aslında tam tersi de düşünülebilir. Hani çok daha über fiyatlı kulaklıklarda bu frekans aralıklarını çok daha profesyonel seviyelerde test edebilirsiniz. Ama bu uygun fiyatlı bir ürün olduğu için hani verdiği değerler bana soracak olursanız gayet sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek seviyede. Hani hem ses çıkışı anlamında hem de mikrofondan ses girişi anlamında. Şimdi önemli bir ayrıntıyı unuttum. Bu titreşim motorundan bahsetmiştim ya arkadaşlar. Hani müzik dinlerken basslarda titriyor falan filan. Bunu hani ultra bas ya da bası boostlayan bir özellik olarak değerlendirmeyin. Bas bildiğiniz bas. Sadece kulaklık o frekans aralığında size titreşim gönderiyor. Gelelim müzik dinleme kısmına, hazır bu bölümlere gelmişken. Şimdi arkadaşlar, eğri oturup doğru konuşalım. Eğer kendinizi iyi bir müzik dinleyicisi ya da daha üst seviye profesyonel bir müzik dinleyicisi olarak tanımlıyorsanız bu kulaklık zaten sizin beklentinizi karşılamayacak. Eğer kendinizi bu seviyede görüyorsanız zaten bu fiyatları bir 20 ile falan çarpmanız gerekiyor ki o segmentlerin en altlarını alabilin. Hani öyle söyleyeyim. Artık gelin isterseniz ufak ufak sadedimize gelelim. Bu ürünün fiyatı şu an bu videonun çekildiği tarih itibariyle 200-300 TL bareminde. Şimdi bu fiyatı hesaba katacak olursak işte RGB'si, aktif gürültü önleyicisi, işte titreşim motoru, içinden çıkan yedek pedler, üzerinde bir adet kumandanın olması gibi özellikleriyle evde veya oyun oynarken, bunu da çok söyleyeyim, dedim. Son kez söylüyorum. Hani şeyi, fiyatını hesaba katacak olursak son derece tercih edilebilir bir ürün olduğunu belirtmek istiyorum ve videomun da ufak ufak sonlarına geliyorum. Al lan. Arkadaşlar, kanalımın ilk ürün inceleme videosunun böylece sonuna gelmiş olduk. Sizler de bu videomu beğendiyseniz videomu şuradan beğenebilirsiniz. Ayrıca kafanızda takılan bir şey varsa veya aklınızda daha iyi bir ürün varsa veya bu oyuncu ekipmanları konusunda kendinizi yetkin hissediyorsanız da lütfen yorumlar bölümünden fikirlerinizi paylaşın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.